Herkese merhaba tekrar. Tam 13.30'da günün ikinci bölümüne başlıyoruz. Tabii bir yarım saatlik aramız vardı. Bu aranın sonrasında akşam 18'e kadar devam edecek yoğun bir program daha bizimle birlikte. Sabah aslında daha çok müşteri deneyimi üzerine konuştuk. Müşteri deneyimi konusunda aslında aldığımız notları günün ilk bölümünün kapanışında Günsel Hanım paylaştı. Öğleden sonra ise daha çok tabii ki kullanıcı deneyimi tarafında konuşuyor olacağız. Şimdi kullanıcı deneyimle müşteri deneyimi arasındaki fark genelde bu tarz konferanslarda, bu tarz etkinliklerde çok soru işareti olarak geliyor hepimize. Bununla alakalı ki bugün de konuşmacılar arasında olan Aydıncan aslında bundan 2 yıl önce bizim IEX web sayfamızdaki trendlere güzel bir giriş yapmıştı. Hani bu iç sonunda tasarım ya da deneyim geçen disiplinlerin aralarındaki sınırların giderek bulanıklaştığını ve aslında kalmadığını, bu sınırların kalmadığından bahsetti. Ki bence şey anlamında yeni dönemi anlatırken gerçekten önemli bir konu bu. Hatta ben de hep aynı örneği veriyorum. Hani klasik Amerikan filmlerinde eyalet polisi olaylarla ilgilenirken FBI gelir ve şey der ya, bu dakikadan sonra artık olay bizde. Hani konu herhangi bir konuyla karşılaştığımızda bu artık işte müşteri deneyimi ekibinin mi, kullanıcı deneyimi ekibinin mi ya da servis tasarımı ekibinin mi diyerek çok ayırmıyoruz aslında. Müşteriye kötü bir deneyim yaşattıysak uçtan uca bu hepimizin sorumluluğunda olan bir konu. Günsel Hanım da şimdi gelecek. Onu da bekleyelim arkadaşlar. O yüzden o bulanıklık aslında daha bütünsel bir yaklaşım doğuruyor. Kavramlar üzerine daha çok tartışmadan son kullanıcıya, müşterimize neler yaşatıyoruz, başından neler geçiyor kendisinin. Bu fiziki bir mağazada karşılaştığı bir problem de olabilir. Veyahut o fiziki mağazada gezerken ya dur bir de fiyatlarına bakayım diyerek app'i kullanırken de olabilir. Veyahut da fiziki mağazaya gelmeden e-ticaret sitesinde yaşadığı deneyimde olabilir. Günsel Hanım hoş geldiniz. Biz de tam Merhabalar. Bağlantı sorunu biraz. dijital kavramından bahsediyorduk. Aslında biraz sabahı da özetler nitelikte. Ben müşteri deneyimiyle kullanıcı deneyimi arasındaki sınırların giderek bulanıklaştığını, aslında sınırın da çok kalmadığını, hani birinin konusu diğerinin değil gibi bir noktanın olmadığını, daha çok bütünsel yaklaşmanın önemli olduğunu, ki sabahki birçok konunun aslında öğleden sonra konuşacağımız konularla ciddi hem bağlantısı var hem de etkileşim var. İsterseniz sabahı değerlendirerek başlayalım. Sonra da kullanıcı deneyimi tarafına giriş yapalım ufaktan. Evet, aslında çok uzun zamandan beri müşteri deneyimi kavramının pazarlamanın yükselen disiplinlerinden bir tanesi olduğunu söylüyor geliyordum. Bir süre sonra hani yükseliyor derken tam anlamıyla deneyimin pazarlamanın kendisi olduğunu görmeye başladık. Hatta hani interaktif pazarlama diye bir kavram vardı. Bir dönem dijitalle konvansiyonel pazarlamanın birbirinden ayrı olduğunu düşünmüştük. Oysa ki öyle olmadığını biliyoruz. Çünkü pazarlama zaten interaktiftir bakıldığı zaman. İnteraktif olmayan bir iletişim pazarlamanın kendisi olmaz noktasından yürümüştük ve onları birleştirmeyi becermiştik. Şimdi buradan da bakınca müşteri deneyimi ya da UX diye baktığımızda ikisinin de pazarlamanın bizzat kendisi olduğunu görüyorum. İçinde deneyim olmayan hiçbir pazarlama faaliyetinin tüketiciyi yakalayamayacağını ve bundan sonra tüm markaların, tüm kuruluşların cepheden aldıkları yani dışarıdan aldıkları deneyim formasyonunu ürün ve hizmetlerine katmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani önce deneyim düşünülerek pazar değil, tüketicinin pazardaki ihtiyaçları değil, tam tersine ben bunu tüketicimle nasıl buluşturacağım ve nasıl deneyimleteceğim diyerek başlıyor olması lazım. Bence artık pazarlama deneyimin ta kendisidir. Biraz önce de söylediğiniz gibi Fijital ismimiz ama öyle iç içe geçti ki her şey. Burada başlayıp online'a devam edeceğiz. Müşteri deneyimi, CX ve UX'in bir araya gelmesi de çok mümkün.
çok mümkün eksik kalır. Zaten bir araya gelmeliler. Sabahtan ne gördük? Sabahtan gördüğümüz şey aslında içinde bulunduğumuz dönemde hiç de dünyadan geride değiliz. Bizim de markalarımız, şirketlerimiz hem tüketici deneyiminde hem de çalışan deneyiminde epeyce tedbir almışlar ve tedbir alanlar ve buna hazır olanlar da epey yol almışlar. Dolayısıyla hayat evden de devam etse, brick dediğin gibi sabahleyin brick'ten de devam etse, yanına click de eklense devam edecek ve deneyim her zaman kurumların baş tacı olacak diyebilirim. Okay. Bizim tarafta aslında hani kullanıcı deneyimine ufak geçiş yaparken başta giriş konumunda da giriş konuşmasında da bahsetmiştim. Aslında biz sizinle hani Marketing Türkiye ve User Response güçlerini birleştirirken ilk birlikte ele alacağımız konunun bu dönüşüm ve sonraki adımın ne olacağıyla alakalı bir XCO çatısı altında konferans yapmaktı. Ama sağ olsun son iki aydır tüm dünya olarak karantina altındayız ve birçok şey tahmin ettiğimizden daha hızlı, belki de tahmin ettiğimizden daha farklı dönüştü. Şimdi sabahki konuşmalarla beraber birleştirsek tüketicinin ciddi dönüştüğü bazı noktalar var. Örneğin Akan Abdullah müşterilerin %43'ünün dijitalleşme beklentisi içerisinde olduğunu söyledi ki %6 ile 10 bandında bu bundan önceki çalışmalarda. Yani siz de etrafınızda kendinizi tahmin etmediğiniz kişilerin de bulunduğu house party, doğum günü partilerinde bulabiliyorsunuz. Ki ben bir tanesini bulduğumda annemin o app'i nasıl indirdiğine dair bayağı bir şey düşündüm yani. Nasıl kafa indirmiştir? Yordunuzu. Evet, nasıl indirmiştir acaba diye. Bu şey anlamında yani dijitalleşmeyle alakalı belki de tasarımcıların ya bunu yapmaya müşterimiz hazır değil, işte müşterimiz için çok basit bir şekilde yapıları sunmalıyız noktasında artık tüketici tarafının her şeye hazır olduğunun çok önemli bir göstergesi gibi. Belli Ipsos verileri de aslında bize şunu söylüyor ki son dönemde e-ticaret sitelerine gelen müşterilerin önemli bölümü daha önce hiç e-ticaret sitesinde alışveriş yapmamışlar. Yani ciddi bir onboarding ihtiyacı var. Tabii bu işin kendisinin fizikselde ve dijitalde de biraz dönüşmesine sebep olabiliyor. Fizikselde bir hijyen faktörü, işte tüketici çalışan deneyiminin çok kritik olması ki Metro Gross Market'den Melih onu söyledi ki biz de onlara bir sunum yaparken benzer bir noktadaydık. Çalışan deneyiminin tüketici deneyimini hiç bu kadar etkilemediği, daha önce hiç bu kadar etkilememişti. Yani çok kritik bir noktada şirketler çalışanlarınıza çok güzel maskeler almışsınız diye teşekkürler alabiliyor gerçekten. Dijital tarafa baktığımızda işin dönüşü de aslında şey getiriyor. Hani en fazla neredeyse etkileşim alan sunumdu galiba. WhatsApp API ile alakalı, WhatsApp üzerinden alışverişle alakalı ciddi sorular aldık. Örneğin WhatsApp üzerinden fotoğraf ile fotoğraf yükleyip ürünü bulmak ve alışveriş yapmak gibi ya da WhatsApp üzerinden pizza sipariş verebilmek gibi örnekler ki bu sunumda yoktu ama geçen hafta bir bu tarz bir ürünü gördüm. Aslında tüketicinin, o yeni dijitalleşen tüketicinin aşina olduğu noktalara hızlıca ulaşmak ve oradaki kanallardan deneyimi sunabilmek ki birisi de yani bir katılımcımız da güzel bir soru sordu. Yani neden bir e-ticaret sitesi kendi app'in içerisinde değil de kendi app'in içerisinde chatbot değil de hep şeyin içerisinde WhatsApp'ın içerisinde kullanıyor. Aslında o tüketicinin hani şu ana kadar neden TikTok videosu çekiyorlar, niye WhatsApp'a story atıyorlar, neden bunu yapıyorlar dediğimiz tüketicinin aslında çok hızlı bir şekilde üzerimize doğru koştuğunu görüyoruz dijital tarafta. İşin kendisi tabii böyle değişirken iş yapış şekliyle alakalı da ciddi değişim var. Ben geçen bir yazı okudum ve onu işte Aposto'ya yazarken ofisin ölümü diye çevirmek istemiştim ama oradaki arkadaşlar şey dedi ya ölümü demeyelim dönüşümü diyelim hani ölmeyecektir diye düşünüyorum dedi. Birkaç rapora da baktığımda düşündüren ne oldu peki ölümü derken? Beni düşündüren şu oldu açıkçası. Yani şu an bu konferansı düzenliyoruz. Bu konferansı fiziksel olarak düzenleseydik işte dünyanın dört bir yanından insanları getirmek, onları aynı yerde buluşturmak, o operasyon, o yoğunluk
insanların bir arada bulunması vesaire. Tabii ki çok fazla artıları da var. Network etkisi vesaire var ama daha eforu içeriye, daha fazla paylaşıma yönelterek çok daha iyi bir konferans, çok daha iyi bir içerik sunabilen konferans yapabiliyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar da online konferansla ilgili yorumlarını bize ileteceklerdir ama birçok insan da buna benzer şekilde bu online'dan olabiliyormuş aydınlanmalarını birçok konuda yaşıyorlar. Yani konferans online olabiliyormuş. Evden ideation workshop yapabiliyormuşuz. İşte evet, mesela Oğuz Arıkan yazıyor şu an. Berlin'den selamlar, dijitalin artıları diye. Yani biz bu konferansın Berlin versiyonunu, yani UX Live'in Berlin versiyonunu yaptığımızda ancak Oğuz'a dokunabiliyorduk. Şimdi dünyanın dört tarafına dokunabiliyoruz. Tabii ki bu deneyimler giderek artacak bence. Yani şu an mesela o networking etkisini ya da insanların bir arada bir şeyler yapabilmesini online'da da sağlayacağımız yeni yapıları deneyeceğiz. Ama dediğim gibi tüm dünya ofise gitmeye gerek kalmadan da çalışabildiğini deneyimlemiş oldu ki iki tane rapor var. Biri Deloitte'un, diğeri de Gartner'ın. İkisinde de neden CFO'lara sorduklarını anlamadım ama galiba maliyetle alakalı olduğu için CFO'lara sormuşlar. Bu uzaktan çalışmanın kalıcı olup olmayacağına dair düşüncelerinde %70'e varan bir oranda işlerin en azından %5'inin, tabii tüm bir işi düşündüğümüzde en azından %5'inin kalıcı olarak uzaktana dönüşeceğini tahminlediklerini söylüyorlar ki CFO'lar genelde direnç konusunda ya da dönüşüm konusunda biraz daha ketum. Dirençlidir. Evet, dirençlidirler tabii ki. Şu an kendilerinin ne kadar kritik bir rolde olduklarını bir daha anladığımız bir dönem aslında. Hani cash'in, paranın ne kadar önemli olduğu bir dönemde. Ama şu an görüyoruz ki onlar da yani dönüşüm hazır, herkes dönüşüm hazır. O yüzden hepimiz için bir ofise ihtiyaç var mı gerçekten düşüncesi ekstrem hikayeler gibi adlandırmıştı. Hotjar ekibi 17 kişiymiş, kurucusu Malta'daymış, geri kalan 16 kişi dünyanın dört tarafındaymış hikayeleri. Bizim için ne güzel yapıyorlar ama bize çok uzak bu tarz bir yapı şeklinde bir düşünceye itiyordu bizi bundan 5-6 ay öncesi. Şimdi ise şunu diyoruz. Yani neden olmasın? Çok rahat yapılır. Neden? Bazı sektörlerde evet Mustafa. Yani bazı işlerde %5'ten çok daha fazlasını evden yapmak mümkün. Yani evet. Ama bazı işlerde oranlar sektörlere göre değişir. Ama kesinlikle. Eminim hepimiz ya bu iş evden de olabiliyormuş noktasına geldik. Hani bunun dozuna galiba hem yöneticiler hem patronlar hem de çalışanların kendisi karar verecek diye düşünüyorum. Bir de tabii ki bu biraz bizde ve bizim kişisel gelişmemizde de çok kritik bir rol de oynuyor gerçekten. Yani daha fazla kendimize ayırabildiğimiz bir vakit var gibi gözüktü başta ama sonrasında sınırların kalkmasıyla aslında daha fazla çalışmaya başladık. Erişimin kolay olması, bizim içeriklere erişimimiz kolay olduğu gibi patronumuzun bize erişiminin de kolay olduğu bir noktada iş ve özel hayat dengesini çok kuramıyoruz. Burada tabii ki uzaktan çalışmayla alakalı bugün ekibimizde eskiden bulunan ama şu an Berlin'de çalışan arkadaşlarımız biz uzaktan çalışmayla alakalı bazı tavsiyelerde bulunacak ve son olarak da aslında kendimize olan yatırım, kullanıcı deneyimi yatırım yaparken kendimize olan yatırım da konuştuğumuz bir Ayhan Enşici ile beraber kullanıcı deneyimi yüksek lisansı üzerine konuştuğumuz bir programla beraber günü tamamlayacağız. Bir sunumun da var. Yani şu anda dünyadan derleyip toparladığın sorular da geliyor. Onun için yanıt vereyim de istiyorum buna. O raporun içerisinde burada sorulan soruların yanıtlarının büyük bir kısmı var. Dünyadan örnekler var. Eğer dükkanı tamamıyla kapattıysanız, yarı kapattıysanız ya da tamamıyla açıksanız bu dönemde nasıl deneyimler tasarlamanız gerektiği konusunu anlattığınız bir rapor var. O raporda Marketing Türkiye online'da 5 gün boyunca verildi. Bence onları okumakta yani buradaki soruların bir kısmının yanıtı orada. Dolayısıyla dinleyenlerimize bir referans kaynağı olarak bildirmiş de olayım. Çok konuşacağız bugün gene. UX konuşacağız. İstersen bir sonraki konuşmacımızı
davet edip UX tarafını başlatmış olalım. Aynen. Ben tabii bir süre ayrılacağım. Sonra günün sonunda tekrar birlikte olacağız ama buradayım. Backstage'de bekliyor olacağım. Tamam. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ olun.